Merhabalar. Ben doçent doktor Nihan Kafa, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesiyim. Bugün sizlere tam kapanma döneminde nasıl aktif olabiliriz bu konuda bilgilendirme yapmaya çalışacağım. Covid-19 pandemisi çok hızlı bir şekilde hayatımıza girdi ve hayatımızda gerçekten birçok şeyi değiştirdi. Çoğumuz artık evden çalışıyoruz. Çocuklarımız eğitimlerini online olarak devam ediyorlar. Eskiden boş zaman aktivitesi olarak yaptığımız birçok etkinliği yapamaz durumdayız. Ailemizde, arkadaşlarımızda sosyal mesafeli olmak durumundayız. Çoğu zaman online platformlarda görüşebilir durumdayız. Her şeyden de önemlisi açıkçası ekran bağımlısıyız ve çok 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 uzun süreler oturur haldeyiz. Çalışırken, çocuklar eğitimlerini yaparken, boş zamanımızı değerlendirirken sürekli ekran başında ya da oturur haldeyiz. Peki oturalım, ne olacak? Yani inaktif kalalım, sedanter kalalım. Bu bize ne gibi bir, belki evde bu şekilde yaşamak bizi mutlu ediyor. Ne gibi dezavantajları var? Fiziksel olarak inaktif olmak en başlıca olarak aerobik kapasitede azalmaya neden olur. Bu ne demek? Kalp ve solunum sistemimiz yeterli düzeyde, verimli düzeyde çalışmıyor demek. Ve bu oksijeni gerektiği ölçüde kullanamıyoruz demek. Ve inaktif olarak kalmanın bir diğer neden olduğu şey kassal kuvvet kaybı. Çünkü kaslarımızı yeterli düzeyde kullanmıyoruz. Kullanmadığımız kaslarımız da yavaş yavaş zayıflamaya başlıyor. Eğer aldığımız besin miktarında öncekiyle karşılaştırdığımızda bir farklılık yoksa enerji harcamamız azalacağı için bu gövde özellikle abdominal bölge dediğimiz karın bölgesinde yağlanmada artışla kendini göstermeye devam ediyor. Kan şekeri kontrolünde azalma görüyoruz. Özellikle belli postürlerde uzun süre oturduğumuz zaman o pozisyonda kaslarımız kısalmış hale geliyor ve bu sonrasında kas ağrısı ve yorgunluk hissiyle karakterize kendini yine bu şekilde gösteriyor. İçinde bulunduğumuz dönem zaten bir kişilerde mutsuz olma eğilimine soksa da kişileri inaktif olmak da depresyon ve anksiyete bulgularında ciddi anlamda artışa neden oluyor ve biz yine çalışmalarda kanıtlanmış ve gösterilmiş ki inaktif kişiler aktif kişilerle karşılaştırıldığında %20-30 oranında daha fazla ölüm riskine sahipler. O zaman fiziksel olarak aktif olmamız gerekiyor bir şekilde sağlığımızı korumak, daha uzun ve kaliteli bir yaşam sürebilmek adına. Fiziksel aktivite diyoruz ama ne yapıyoruz? Ne bizim fiziksel aktivite dediğimiz şey diye baktığımızda fiziksel aktivite istirahat halindeki enerji harcamamızı arttıran her türlü iskelet kasları tarafından üretilen her türlü vücut hareketlerinin toplamına aslında deniyor. Burada bazı anlam karmaşaları olabilir. Bunları aydınlatmak adına şunu söylemem lazım. Egzersiz mi yapalım, spor mu yapalım? Bunları yapmışken fiziksel olarak aktif olur muyuz? Fiziksel aktivite yapmış olabilir miyiz? Yoksa ya da kişiler şunu söylüyor. Ben zaten hiç oturmuyorum. Gün içinde tüm ayaktayım. Evin içinde de ayaktayım. Bu fiziksel aktivite olarak kabul ediliyor mu? Şimdi egzersiz dediğimiz şey şu, planlı, tekrarla yapılandırılmış, fiziksel uygunluğu korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan aktiviteler olarak kabul ediliyor. Spor dediğimiz şey birazcık daha egzersiz de içine alan ama katılımcılar arasında rekabete dayanan, kompleks yetenek ve taktik gerektiren, kurallara göre oynanan fiziksel aktiviteler içeriyor. Genel anlamda fiziksel aktivite dediğimiz şey bizim spor gibi, egzersiz gibi durumlara katılımı artırarak biz fiziksel aktivitemizi artırabiliriz diyebiliriz bu durumda. Peki biz düzenli fiziksel olarak aktif olursak, biz düzenli fiziksel aktiviteyi düzenli olarak hayatımıza katarsak biz neler görüyoruz vücudumuzda? Kalp hızı ve kan basıncında azalma görüyoruz. Normal oksijen alımı ve kullanımı artıyor. Yani dolayısıyla biz aslında aldığımız oksijeni çok daha verimli kullanır, kalp ve solunum sistemimiz daha etkin çalışır hale geliyor. Eklemlere binen stres azalıyor, fiziksel uygunluğumuzu oluşturan bütün parametrelerde iyileşme görüyoruz. Denge, refleksel aktivite ve koordinasyonumuz gelişiyor. Biraz önce de bahsettik, inaktivitenin depresyon ve anksiyete bulgularında artışa neden olduğundan bahsettik. Depresyon ve anksiyete azalıyor. Öğrenme ve dikkat yeteneği artıyor. Uyku kalitesi artıyor. Kemik mineral yoğunluğu ve densitesi artıyor. Toplam vücut yağ kütlesi ve karın içi yağlanma azalıyor. Enerji harcamamız arttığı için yağ yakım yüzdesi artıyor. Ve özellikle belli gruplarda
Mesela yaşlı bireylerde düşme riski artmış durumda ve bu kişilere yönelik yapılan bu amaca yönelik yapılan aktivitelerle yine düşmeden kaynaklı yaralanmalar azaltılabiliyor. Bu kadar faydası olan daha bir sürü sayabileceğimiz bunlar genel özet bilgiler birçok faydası olan bir durumdan bahsediyoruz. Peki hastalıklar bazında baktığımızda durum ne? Günümüz hastalıkları, kanser, iskemik kalp rahatsızlıkları ya da diyabeti yaklaşık %30 oranında azalttığını biliyoruz. Biz düzenli fiziksel aktivite yaparak. Yani biz aslında sağlıklı kalmamızı fiziksel aktiviteye borçluyuz diyebiliriz. Fiziksel aktivite birçok faktörden etkileniyor ve o yüzden de aslında çok bariyeri var. Yani bu kadar faydasını bildiğimiz bir şeyi neden yapmakla ilgili sıkıntılarımız var. Bununla ilgili en önemli faktör aslında inançlar, egzersize olan yaklaşım, o egzersize olan bilgi. Yani biz susadığımız zaman su içmeyelim, içmesek de olur değil mi? Hayır, onu içmemiz lazım. Hani bu konuyla ilgili bir bariyerimiz yok bizim, hani içmesek de olur gibi değil. Bu ama egzersiz yapmasak da olur diyebiliyoruz. Bir sürü faydasını biliyoruz ama yapmasak da sağlıklı kalmamız için gerekli olduğunu biliyoruz ama yapmasak da olur. Bu inanç oturmuş durumda bunu kırmakla ilgili sıkıntılarımız var. Ve tabii ki her şeyde olduğu gibi aslında bakarsanız gelir düzeyi ve eğitim seviyesi de bu anlamda biraz fiziksel aktivite etkileyen faktörler, fiziksel aktivite yapmayı etkileyen faktörler arasında. Egzersiz bariyerleri dedim. Meslek hayatım boyunca sürekli insanları egzersiz yapmaya teşvik ediyoruz. Yani hepimiz fizyoterapistler olarak aktif kalmayı yerleştirmeye çalışıyoruz insanların temasta bulunduğumuz insanlarda. Ama sürekli bir bahaneyle karşılaşıyoruz. Bunlar benim hastalarımın yakın çevremin bahaneleri. Ben zaten oturmuyorum, bütün gün aktifim. Ya da işte ben zaten 5.000 adım attım bile. Yani hani bu daha ne yapayım? Hiç en çok karşılaştığımız bariyer, ya ben inanın çok yoğunum, hiç vaktim yok. Şu söyleyen de var. Yani bence bu kadar kendini yormak sağlıksız. Yani insan kendini neden bu kadar yorar gibi. Ama şu pandemi döneminde evde kaldığımız dönemde de en çok aldığımız, karşılaştığımız bariyerde dışarı çıkamıyorum. Spor salonuna bile gidemiyorum. Ben nasıl aktif olayım? Ama bu tabii ki bunlar tamamen bariyer. Bunu aştığımız anda insanlar çok daha rahat aktif egzersiz yapabilir hale geliyor. Şunu unutmamamız lazım. Her yaşın ilacı egzersiz. Çoğu karşılaştığımız, duyduğumuz, yaşadığımız patolojilerin, hastalıkların ilacı egzersiz ve bu egzersizin de çok güzel bir reçetesi var. Biz buna egzersiz reçetesi diyoruz. Şimdi biraz önceki bariyerlerden bir tanesi de şuydu. Ben zaten hareket ediyorum. Ben zaten aktifim. Ama ne kadar aktifsin? Yeterli düzeyde. Şimdi yaptığımız egzersizi evet yapıyoruz ama bunun bize fayda sağlayabilmesi için bazı alt parametrelerinin olması lazım. Mesela bunlardan bir tanesi tip. Hangi tipte egzersize ihtiyacımız var bizim? Onu yapıyor muyuz? O egzersiz bize ulaşıyor mu? Yani yapabiliyor muyuz onu? Ya da ne kadar yoğunlukta yapıyoruz? Etkin düzeyde yapıyor muyuz? Size fayda sağlayacak düzeyde bu egzersizi yapıyor musunuz? Ne kadar süreli yapıyoruz? Ne kadar sıklıkla yapıyoruz? Ya da hep aynı şeyi mi yapıyoruz? Yani ilerletebiliyor muyuz? Belli bir süre sonra çünkü egzersizin yani o faydaları belli bir standartta kalıyor ve daha da ilerlemek adına daha zorlu egzersizler yapmamız lazım. Egzersiz reçetesinde şimdi biraz daha bunları ayrıntılandırmak gerekirse tip dediğimiz şey ayrı egzersizler kendi içinde farklı isimler alabiliyorlar. Aerobik egzersizler dediğimiz egzersizlerde daha çokçası oksijeni enerji harcaması olarak oksijeni kullandığımız uzun süreli aktiviteler, kalp ve solunum sisteminin çok daha ön planda olduğu egzersizlerden bahsediyorken aerobik egzersizlerde kuvvet egzersizleri birazcık daha özel belli kas gruplarını çalıştırdığımız, onların daha kuvvetli olması için çalıştırdığımız egzersizler oluyor. Kişinin neye ihtiyacı varsa açıkçası ona yönelik farklı egzersizler önerebiliyoruz. Egzersiz tipini önce bir seçiyoruz. Peki bunu ne yoğunlukta yapalım? Hafif yoğunluk, orta yoğunluk, yüksek yoğunlukta egzersizleri
yapabiliriz. O kişinin neye ihtiyacı varsa, dediğim gibi o kişi yaş grubu fark edebiliyor, eşlik eden başka problemleri varsa bu yoğunluğu o belirliyor. Kişiye özel bir egzersiz programı oluşturması bu anlamda önemli. Süre ne kadar yapalım? Kimi aerobik aktiviteler için biraz sonra daha ayrıntılı bahsedeceğim ama haftalık günlük söylenen dakikalar var. Günlük 30 dakika mesela bir aerobik aktivite yapmamız gerekiyor. Kuvvet antrenmanı için bunu birazcık daha süre dakika bazında değil belki sayı tekrarıyla gidiyor. Ama belli bir süre bu egzersizi devam ettirmemiz lazım fayda görebilmemiz için. Peki sıklığımız ne olmalı? Ayda bir mi yapalım, haftalık mı yapalım? İşte bu egzersiz tiplerine göre hangi egzersizi seçtiysek o haftada onun bir ne kadarlık yapılması gerektiği, fayda sağlanabilmesi için belli frekansları vardır. O frekanslarda o sıklıkla o egzersizi yapmamız lazım ve yine progresyon hep aynı şey değil. Belli zaman sonrasında o yaptığımız egzersizi ilerletmemiz, daha zorlu hale getirmemiz lazım fayda sağlayabilmek için. Bu temel bilgileri aldıktan sonra şimdi biz ne yapacağız tam kapanma döneminde? Aslında tam kapanma döneminde değil, sağlıklı kalabilmek için Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri var. Ve bu öneriler yetişkin grup, genç grup ve 65 yaş üstü bireyler için ayrı ayrı yapılandırılmış durumda. Bu öneriler tam kapanma döneminde de geçerli. Evde olsak bile geçerli. Sadece yaptığımız şeyler farklılaşıyor. Diyor ki Dünya Sağlık Örgütü 18-64 yaş arası yetişkinler için haftalık 150 dakika orta şiddette aerobik aktivite yapılması lazım ve bunun en az 3 gün tercihen 5 gün keşke 7 gün şeklinde açıklıyorlar. Yani yapabildiğimiz kadar en az 3 günlüğü mutlaka yapın ama keşke 7 gün bu aktiviteyi devam ettirebilin. Veya diyorlar yüksek şiddette, daha yüksek şiddette yoğunlukta bir egzersiz yapmak isterseniz siz bunu haftalık 75 dakikada yapsanız da yeterli deniyor. Yine bunun sıklığı da en az 3 gün, tercihen 5 gün, keşke 7 gün şeklinde gidiyor. Bu yeter mi? Hayır, yetmez. Burada önemli olduğunu düşündüğüm bir nokta da burada. Şimdi mesela kişiler diyor ki ben yürüyorum zaten. Ben evimde koşu bandım var, yürüyorum. Haftanın 5 günü yürüyorum. Çok güzel, bu devam etsin ama bu yeterli değil. Ayrıyetten de kuvvetlendirme egzersizleri de mutlaka yapmak lazım. Bunları ne sıklıkla yapacağız? Haftanın 2-3 günü genel kas gruplarını içeren. Bu ne demek? Üst tarafımızla ilgili, kollarımızla ilgili, sırtımızla ilgili, karın kaslarımızla ilgili, bacak kaslarımızla, kalça kaslarımızla ilgili ilgilendiren egzersizlerden ikişer, üçer tane bir toplanarak bir egzersiz eğitimi yapmamız lazım. Şimdi burada en önemli şey normal zamandan tam kapanma dönemindeki farklılık egzersiz tipleri. Eğer bir koşu bandınız varsa, bisiklet ergometresi varsa evde, işimiz kolay. Yürüyebilirsiniz orada, yürüyüş yapıyorsanız koşabilirsiniz. Aerobik aktivite dediğimiz şeyler bunlar. Yürümek, koşmak, yüzme. Bunlar tabii şu anda belki sıkıntılı durumda olabilir ama bunlarla yetmiyor. Zaten ip atlama da bir aerobik egzersiz. Ya da dans. Şu anda çok güzel mesela online eğitim veren spor merkezleri var. Onlara üyelik yapılabilir. Oradan ya, bu eğitimleri takip edebilirsiniz. Zumba gibi mesela. Ya da yine kuvvet eğitimleri içinde pilates, yoga çok sıklıkla bunlarla ilgili online eğitimler var, online programlar var. Bunlara dahil olabilirsiniz. Ha ben online programa dahil olamıyorum, zamanım uymuyor. Bu bariyeri de istemiyoruz, bunları da kabul etmiyoruz. Bunun YouTube'da bir sürü bu anlamda video var. Bu kendinize uygun olanı seçip yine o şekilde yapabilirsiniz. Artı yine spor merkezleri bu online programları gerekli bir kayıt yapıldıktan sonra kendi kayıtlarını da gönderiyorlar sizlere. Bu şekilde de yapmaya devam edebilirsiniz. Yani bahane yok. Hiçbir şey olmasa bile aerobik egzersiz yapmak istiyorum dediğiniz zaman ip atlayabilirsiniz. Evde dans edebilirsiniz. İp atlayabilirsiniz. Bunu bir şekilde o hayatımıza bu aktiviteyi bu şekilde sokabiliriz. Çocuklarda peki durum nasıl? Dünya Sağlık Örgütü onlar için de şu şekilde bir öneri veriyor.
Günde en az 60 dakika yine orta şiddette aerobik egzersiz yapması lazım çocukların ve gençlerin. Peki bunlar neler yapabilirler? Aerobik egzersiz içeriği burada nasıl olsun? Yine dans, yine ip atlama. Çocuk neden yapmaktan, ne yapmaktan hoşlanıyorsa. Zumba yine çok eğlenceli, gerçekten eğlenerek yaparlar. Ya da işte evin içinde balonla birlikte voleybol oynamak. Normalde daha küçük yaştaki çocuklar işte ebelemecilik, yakalamaca oynamak, bunların hepsi hani ev içinde belki biraz daha kısıtlı alanda da olsa yapılabilecek aktiviteler yine oluyor. Yine ilgilerini çekiyorsa, tabii erkek çocuklar için belki birazcık daha cazip gelebilir, bedenini kullanarak oynanan video oyunları yine öneriliyor, yapmasını öneriliyor. Mesela benim kızım, şimdi ben dans dedik, zumba açıyorduk mesela, biz onu ilk geçen sene kapandığımız dönemde orada birlikte zumba yapmaya çalışıyorduk. Ya ondan o kadar zevk almadım. Mesela Wii var evde, Wii programı. Onunla oynarken orada basketbol oynuyor. Çok daha terliyor, çok daha nabzı yükseliyor. İşte hani o aerobik egzersizi yaptığını anlıyorsunuz kendisi belirtilerinden. Çok daha zevkli, çok daha iştahla yapıyor. Neyi daha çok seviyorsa, neyden daha çok zevk alıyorsa o şekilde yönlendirme yapmanız lazım. Yetiyor mu? Yetmiyor. Aerobik olarak destekledik ama aynı zamanda kuvvetlendirme anlamında da çocuklarımızı, yine gençlerimizi desteklemek lazım. Yine haftanın en az 2-3 günü kuvvetlendirme ile ilgili egzersizler yapması lazım. Bunda da çocuk yoga programları var. Bunlar çok güzel oluyor, eğlenceli oluyor. Hani sosyal medyada da, Instagram'da bazen online olarak canlı yayın yapıyorlar. Bir duyuruyorlar, şu saatte canlı yayın yapacağım. Birlikte biz yine kızımla bunu yaptık, çocuk yogasını takip ettik. Yine YouTube'da yine videolar bulabilirsiniz bununla ilgili. Ya da spor merkezleri yine bununla ilgili online sınıfları oluyor. Çocuklar buna dahil olabilirler. Bunun haricinde eğer yapmıyorsak da yine üst gövdemizin üstü, boynumuz, üst bölge, sırtımız, karın kaslarımız, daha alt bacak kasları da içeren egzersizlerden seçip bunlarla ilgili de bir sürü afiş de bulabilirsiniz. Neler yapacağınızı gösteren öneriler de bulabilirsiniz. Bunlarla ilgili işte mekik, şınav olsun, adım almalar, squatlar, çömelme egzersizlerini içeren, çok fazla egzersiz olmasına gerek yok. Ama az sayıda egzersizle onları sıkmadan bir şekilde kuvvetlendirme egzersizlerini de onların hayatlarına sokmak gerekiyor. Çocuklarla ilgili çok büyük sıkıntı aslında. Bunları anlatıyorum böyle çok rahat, bunu yapacağız, bunu yapacağız, bunu yapacağız, ama kendi çocuğum olduğu için de biliyorum, yapmak istemiyorlar, sıkılıyorlar. Bir şeye zaten dersleri var, ödevleri var ve o şeyde bir de bunu araya sokup bir de bunu zorunluluk hissini sevmiyorlar. Bunu yapmak istemiyorlar. Bununla ilgili de 3C kuralı diye bir kural öneriliyor. Burada üzerinde durulması gereken nokta, çocukların kendini yetersiz değil de yeterli hissettiği egzersizleri seçin. O yeterli hissettiği aktiviteleri seçin. Yapamadığını düşünmesin. O onu zaten uzaklaşmış durumda daha da uzaklaştıracak deniyor. İkincisi, süreci kontrol etmesine izin verin deniyor. Ne demek? Birkaç tane öneriyle gidin. O seçsin. O seçtiği şeyi yaptığı için zaten daha motive olarak başlayacaktır deniyor ve aslında en önemlisi de birliktelik. Ve tek başına onu orada yapmaya bırakmayın. Hani bunun devamlılığını sağlamak adına bütün aile bireyleri hep birlikte yapın. Hem birbirinize motive edin, hem birlikte de eğlenceli vakit, aile aktivitesi birlikte vakit geçirmiş olursunuz deniyor. Bu çocuğun bu egzersize katılımını, aktiviteye katılımını çok daha artırıyor. Bir de yine ekran başındayız dedik hep, ama yine ekrandan yardım alacağımız şeyler de var bu anlamda. Bazı web siteleri var. Go'nun bunlardan bir tanesi ve çok güzel aktiviteleri var. Çocukları daha işte görsellerle yapma işte yarışmalara sokuyor. Online kişiler birbirleriyle yarışır durumda dans işte platformu oluşturuyorlar falan. Özellikle ders aralarında
Bunları bu şekilde bir aktiviteyle hem kafalarının dağılması hem de aktif hale, daha aktif hale, daha eğlenceli hale getirilebiliyor aktif olmak. Böyle platformlardan, web sayfalarından yararlanılabilir. Aynı zamanda birazcık da böyle farklı amaçları da birleştirip, mesela benim kızım ilkokul birinci sınıf toplamayı yeni öğreniyor. İşte 4 ile 5 artı 5 kere sıçrayabilir misin? Hem bir yarışma moduna sokuyoruz, hem bir ayrı bir görev vermiş oluyoruz. Matematik işlemini kafasında yapıyor. Hem de bir taraftan da aktif olmuş oluyor. Ya da aile bireyleriyle hep beraber bir oyun oynarken mesela Ş harfiyle başlayan herhangi bir eşyayı en hızlı kim bulacak? Bu arada tabii işte farklı odalardaki eşyalardan da bulma şartı koyulabilir. O da yine çocuğu bir şekilde oyunla aktif olmasını sağlıyor. Yani böyle moda mod ekrana bakıp ben egzersiz yapayım şeklinde motive olmayan, yapmayan çocuklar için bunlar ekstra alternatif öneriler olabilir. Özellikle yarışma ve motive etme kısımların üstünde durulursa çocuklar çok daha aktif olarak bu sürecin içinde yer alabiliyorlar. Peki 65 yaş üstü bireylerde durum nasıl? Aslında normal yetişkinlerden hiç farklı değil. Yine onlardan 100 haftalık 150 dakika orta şiddet aerobik aktivite yapmaları gerekiyor. Ya da yüksek yoğunluk yapacaklarsa 75 dakika tercih ediliyor. Yapabiliyorlar. Yine aynı şekilde kuvvetlendirme egzersizi mutlaka haftanın 2-3 günü yapmaları lazım. Yetişkinlerden farkı birazcık daha egzersiz tipleri, aerobik egzersiz için çok hoplamalı zıplamalıdan ziyade birazcık daha yürüyüş tarzı, biraz daha vücut ağırlığını kullanarak yapılan kalistenik egzersiz tarzı egzersizler aerobik egzersiz olarak öneriliyor. Kuvvet egzersizleri olarak da yine büyük kas gruplarını içeren işte pilates, mat pilatesi bunlar yine 65 yaş üstü bireyler için de geçerli. Yalnızca burada ekstra bir öneri düşme riski çok artıyor. Denge problemleri ileri yaşta artan bir durum olduğu için burada hani düşme ile ilgili bunu önlemek adına daha çok denge egzersizleri üstünde duruluyor bu grupta ve tai chi çok güzel bir egzersiz çeşidi oluyor 65 yaş üstü bireyler için. Hem aslında kapanma olmasa ve işte sosyalleşmek için de çok güzel bir ortam ama yine YouTube'da işte videolar bulabilirsiniz bununla ilgili. Çok eğlenceli, biraz yavaş, ağır gelebilir ama orada ağır hareket ederken olan o koordinasyonu sağlamak, stabiliteyi sağlamak bu yaş grubundaki kişilerde dengeyi gerçekten geliştiriyor ve çok da keyifli yapılabiliyor. Her şeyi anladık. Diyoruz ki biz işte şu kadar aerobik egzersiz yapmamız lazım, bu kadar kuvvet egzersizi yapmamız lazım ama benim yine hastalarımda en çok gördüğüm şeylerden bir tanesi diyorsunuz ki orta yoğunluklu, yüksek yoğunluklu. Ben bunu nasıl ayarlayacağım? Bu konuyla ilgili çok ciddi anlamda bir problem yaşıyorlar ve burada da en çok çok pratik yöntemlerimiz var aslında. Ekipman varsa çok daha bu işimizi kolaylaştırıyor. Günümüz eskiden polar kullanılıyordu. Çok cüzi miktarlarda alınabilir yine kalp hızını ölçen cihazlar. Ama teknoloji ilerlemesiyle birlikte bir şekilde akıllı saatler de hayatımıza girdi ve kalp hızımız sürekli ölçülüyor bu ekipmanlarla. Eğer böyle bir ekipmanınız varsa kalp atım sayısına göre yoğunluğu belirleyebiliyoruz. Nasıl belirliyoruz? Maksimal kalp atım hızımızı 220 eksi yaş formülüyle buluyoruz ve bu maksimal bulduğumuz kalp atım sayısının %60'ı ile 90'ının arasında bir ayarlama yapıyoruz ve egzersiz sırasında o bulduğumuz değerde değer aralığında kalp atım hızımızı tutmaya çalışıyoruz. Bu bizim için orta yoğunluklu ve yüksek yoğunluklu egzersiz için geçerli, en geçerli yöntem, en rahatlıkla yapabileceğiniz şey. Peki yoksa diyelim ki ekipmanım yok, akıl saatim yok. O zaman ne yapacağız? Burada birazcık hafif yoğunluklu, orta yoğunluklu ya da yüksek yoğunluklu egzersizlerde neler oluyor? Onları aslında semptomlarını, bulgularını anlamak lazım. Hafif yoğunluklu egzersizde kişiler hafif bir ısınma hissediyorlar ve solunum kalp hızı, atım hızı bir miktar artıyor. Orta yoğunluklu egzersizlerde ısınma daha ciddi anlamda artmış, daha ısınmış hissediyor kişiler. Terlemeye başlıyorlar ve solunum ve kalp hızında ciddi anlamda artışı hissediyor kişi. Yüksek yoğunlukluya geldiği zaman
Kişi ciddi anlamda ısındığını hissediyor. Sorun, derin nefes alıp veremiyor. Solunum yüzeyleşiyor ve çok daha fazla sık hale geliyor ve nabzı çok hızlı artıyor. Biz tercihen orta yoğunluklu egzersizlerin yapılmasını öneriyoruz. Burada da orta yoğunluklu egzersiz yaptığını kişi nasıl anlıyor? Kişiden diyoruz ki egzersize başlayın. Bir nefes nefese kalmanız lazım. Ama öyle bir nokta olmalı lazım ki yanınızdaki kişiyle konuşabilin, derdinizi anlatabilin ama şarkı söyleyemek isterseniz söyleyemez durumda olun. Bu tempo işte orta yoğunluklu egzersizle ilişkili bulunmuş durumda. Buna walk talk test ya da farklı söylemler var. Bunu çok pratik bir şekilde o orta yoğunluklu egzersizi bu şekilde kişiler çok rahatlıkla ayarlayabilir halde geliyorlar. Bunu pratik ettikçe de zaten hani o ritmi kişiler kendilerince yakalıyorlar. Şimdi YouTube'da bir sürü var dedim. Bunlardan çok fazla bulabilirsiniz gerçekten. Size uyumlu olup olmadığını, doğru olup olmadığını belki sorgulayabilirsiniz. Bu da aslında biraz dozunun ben iyi olduğunu ve kişiler her yaştaki yani 18-64 yaş aralığı diyoruz ama o da çok geniş bir aralık. Her yaştaki kişi için çok da rahatlıkla uygulanan bir egzersiz türünü yaptırıyor. Kalistenik egzersiz yaptırıyor bu Leslie. Ve vücut hareketlerini kullanarak belli bir müzik eşliğinde tempolu hareket ettiriyor kişileri. Ve bu egzersizle cidden hani hem orta yoğunluklu egzersizi gerçekten yakalıyor kişiler. O yüzden bunu bir öneri olarak vermek istedim. Çocuklar için de böyle sayfalar var. Yine dediğim gibi çok fazla egzersize blokajlı olmayan yani bariyeri olmayan çocuklarda çok da rahat bir şekilde böyle ekranda onlarla birlikte işte hareketin sayısı, işte süre uyarısı falan da gelerek egzersiz yaptıran sayfalar var. Bunları takip edebilirsiniz. Bir diğer öneri aplikasyonlar var yine bir sürü egzersizle ilgili. Ücretli ücretsiz platformlar var, aplikasyonlar var. Bunlardan en iyi olduğunu düşündüğüm Nike Training Application. Bunda bir sürü farklı aktivite programı var, egzersiz programı var ve çok da doğru düzgün anlatılmış gerçekten egzersiz önerileri var başında. Neyi yapıp ne yapmamanız gerektiği ile ilgili de ön bilgilendirme yapıyor. O yüzden bunu çok da rahatlıkla önerebilirim. Bu şekilde de telefonlar yardımıyla da egzersizi bir şekilde çeşitlendirebilirsiniz yaptığınız egzersizi. Özellikle aerobik egzersiz sırasında bu ne demek? Yani kalp ve solunum hızımızı artırarak yaptığımız sıçrama, hoplama, işte ip atlama gibi egzersizi yaptığımız sırada eğer bir göğüs ağrısı varsa, solunum darlığı varsa, hırıltı daha önceden olmayan bir hırıltılı solunum varsa, bacak krampı veya toparlama gelişmişse, bayılma hissi, bilinç bulanıklığı, solukluk, morarma, mide bulantısı hissediliyorsa lütfen o egzersizi devam ettirmeyin. Bu bizim vücudumuzun yaptığı bir uyarıdır. Bu anlamda da hani, kendinizi takip etmeniz gerekiyor. Egzersizleri bunları yapmamız lazım. Evet. Önerilerimizi aldık. Bunun için bir zaman yaratıp gün içinde yapıyoruz. Ama peki ya çalışma zamanımızda ne yapacağız? Ya da çocuklar sabah 9'da başlayıp akşam 4'e kadar dersleri oluyor ve bu dersler boyunca gittikçe bu postüre bürünüyorlar, bu hale geliyorlar. Bizler çalışırken bu hale geliyoruz, toplantılar sırasında bu hale geliyoruz. Bu aralarda ne yapmamız lazım? Normalde bu kadar oturmamız gerekiyor mu bir ona bakmak lazım. Yani gerçekten bu kadar oturmak gerekiyor mu? Acaba daha az oturabilir miyim? Bunu sorgulamak lazım ve daha az oturmaya çalışalım çalışırken de. Ama bunu yapamıyorsak acaba oturma şeklimi değiştirebilir miyim? Ya da çalışma şeklimi değiştirebilir miyim? İlla oturmam mı gerekiyor? Daha yüksek bir masa üstünde bilgisayarımı yerleştirip biraz da ayakta çalışabilir miyim? Bunu yine sorgulamak gerekiyor. Bir de bunları yapamıyorsak eğer bir toplantı veya işte bir ders aralığı genellikle çocukların, öğrencilerin dersleri 30-35 dakika sürüyor zaten. Her 30 dakikada bir hareketlenmek lazım. Eğer gün içinde sürekli bu şekilde oturmamız gerekiyorsa, ekran başında kalmamız gerekiyorsa her yarım saatte bir 2 dakika en az hareket etmemiz lazım. Ne yapabiliriz?
Yapabiliyorsak parmak ucuna kalkıp inmeler. Dirsek diz birleştirdiğimiz hafif rotasyonu da içeren birkaç tur egzersiz. Ya da işte duvarda itmeler. Ya da boyun çevresine, özellikle boyun çok önde kaldıysa, tiltte kaldıysa, sırtımız çok kifotik kaldıysa bunu birazcık esnetmeler. Omuz çevresini esnetme, boyun çevresini esnetme. Çok klavye, mouse kullandıysak el bileği çevresini esnetme, germe egzersizlerini. Postür egzersizleri dediğimiz çok öne doğru eğilme eğiliminde olduğumuz için retraksiyona yönelik omuzları geriye doğru alarak, omuzları geriye doğru çevirerek yaptığımız egzersizleri en az 2 dakika yapmamız gerekiyor. Peki çocuklar için ne yapalım? Çocuklar hani bunları böyle düzende yapmayabilirler. Ama her teneffüs aralığında şunu önerebilirim onlar için. Mutlaka ve mutlaka o sandalyeden kalkılacak. Gerekirse her oda gezilecek. Mesela şunu söyleyebilirsin. Her odada 3 kere sıçrayıp gel. Kesinlikle o ekran başından mutlaka onları kaldırın. Bunu kural haline getirebilirsiniz. Yani bunu yapması gerektiğini bilsin çocuk. Çünkü benim kızım 7 yaşında. Dersi bitiyor, hemen yanda bir link açıyor. YouTube'dan bir şeye bakıyor. Yok, oradan Netflix'ten izlediği bir şey izlemeye çalışıyor falan. Onun takibinde bulunun. Çünkü o bu sefer süre kesintisiz hale geliyor. Ekran başında kalma süresi ve oturma süresi. Bu anlamda çocukları da takip edip onlara mutlaka uyarıda bulunmak gerekiyor. Birazcık hareketlenmeleri anlamında. Bir sürü afiş hazırlanmış durumda. Neler yaparım? Hepsi benzer şeyler söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün, Sağlık Bakanlığı'nın ünlü aktiviteyle ilgili, fiziksel aktiviteyle ilgili dergilerin hep önerilerinde online egzersiz sınıflarına katılınması gerektiği. O yapılamıyorsa en azından ip atlama veya merdiven inme çıkma hareketlerinin yapılması, yani en azından birinci katta bile oturuyorsunuz. Günlük o merdiveni 10 kez inip çıkın. Dışarı çıkmayın, evet, ama o merdiveni 10 kez inip çıkarak bunu kendinizi daha aktif hale getirebilirsiniz. Aerobik olarak bu şekilde destekledikten sonra kuvvetlendirmek için yine pilates, yoga bir egzersiz programlarına dahil olup bunları hayatınıza katabilirsiniz. Yine çok uzun süreli oturma halindeyseniz eğer belli aralıklarla esneme, germe egzersizlerini mutlaka yapın deniyor. Türlü türlü bu anlamda hazırlanmış afiş var. Sizler de bu anlamda karşılaşabilirsiniz. Susuz yapamayız dedik değil mi ilk başta? Yani su içmeden duramıyoruz, yemek yemeden duramıyoruz. Ama biz aslında sağlıklı kalabilmek için hareket etmeden de durmamamız lazım. Duramıyoruz. Aslında bunu bilmiyoruz daha. Bu kadar hayatımız içinde daha koyamadık. Nasıl susuz yaşantımızın devam etmeyeceğini biliyorsak eğer, çocuklarımıza da aktif olarak bir yaşantı sürmezlerse, hayatlarını aktif leştirmezlerse, bunun bir ekstra yapılan bir şey değil de hayatta gerçekten yapılması gereken, gerekli olmazsa olmaz bir şey olduğunu bu bilinci oturtabilirsek gerçekten, o zaman çok daha sağlıklı, çok daha mutlu şekilde yaşarız, çok daha mutlu bir toplum oluruz diyorum ben. Çok teşekkür ediyorum.